Herkese merhabalar, Neşenin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, birinci bölümde motiflerimin nasıl yapıldığını paylaşmıştım. Şöyle ayçiçeği motifini yaptım. Bütün batik ipimle motiflerimi tamamladım. Şimdi bunları önce bir dizeceğim. Sonra size birleştirmesini göstereceğim. Ben şu şekilde dizme işlemini yaptım. Buradaki baştaki ön tarafla sol ve sağ tarafında aynı renklere ayarladım. Birinci rengim, üstteki ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şöyle göstereyim. Şuradaki baştaki ile bu taraf aynı arkadaşlar. Burada sarı hardal rengiyle şuradaki yanındaki. Bu uyumlara sadece önlerde dikkat ettim. Ortayı da yan yana aynı renkler gelmeyecek şekilde sıraladım. Evet, şimdi bunları da kendi renk uyumuna göre sadece şu önlere dikkat ederek şu 3-4 sıraya aynı şekilde yapmaya çalışacağım. O şekilde sıralayacağım. Motiflerimi sıraladım. Sadece şu 4 tanesi ve bu taraftaki 4 tanesi, bunlar önler oluyorlar. Ön taraflarını aynı şekilde sıralamaya, uyum sağlamaya çalıştım. Gerisini bu ortaya bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi hiç koparmadan bunun eklemesini yapacağız. Önce şu ilk motifimizle başlayacağız. Toplam 56 tane motifim var. Bu kısımda 14, 14, 14, 14 şeklinde sıraladım. Evet, şöyle elimde olan Alize Angora Gold 62 numarayla yapayım bunu arkadaşlar. Daha güzel olacak gibi geliyor bana. Evet, bakacağız artık. Motiflerimizi hiç koparmadan ekleyeceğiz. Buradan başlıyoruz. Bu şekilde etrafından geçiyoruz arkadaşlar. Sonra buradan yukarı doğru eklememizi U şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Bütün olacak hepsi. Hiç ip koparmadan nasıl eklenir size bunu göstereceğim. Evet. Hayırlısıyla başlayalım. Önce ilk sıramızı yapacağız. İlk motifimizi alıyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle ipimi buraya sabitliyorum. Motifimin herhangi bir arasından batıyorum. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını iki sefer doluyorum. Buraya aynı yere araya batıp 2, 2, 2 şeklinde çıkıyorum. Tekrar başını iki sefer doluyorum. Aynı araya batıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıktım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu bizim köşemizin bir tarafı olacak. Diğerini bu kısmı yaparken ekleyeceğiz. Sadece 3 tane buraya doldurdum. Bir zincir çektim. Bu daire olan motifimizi kare motif yapacağız. Şöyle göstereyim olmazsa yeleğimde de. Yeleğimi de buraya koydum. Şimdi daire olan motifimizi kare olarak yapacağız. Bunun için şu ilk sıramı, şu 3 taneyi yaptım. Evet. Bir zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Bu yanındaki boşluğa battım. Bu sefer 2'de çıkıyorum. 2'de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Toplam 3 tane olacak. Evet, 3 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Kareye çevirmemiz için, burayı biraz şu şekilde düzleştirmek için başını dolayıp yanındaki boşluğa batıp 3'ünü bir çıkartıyorum. Tekrar başını doladım, aynı yere battım, 3'ünü bir çıkarttım. Tekrar 3'ünü bir çıkarttım ve bir zincir çektim. Başını doluyorum. Bu sefer şurada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 2'de çıkıyoruz. 3 tane yapıyoruz bunu. Evet, 3 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 tane 2'de çıktığımız, bir tane 1'de çıktığımız var.
Burada artık şurayı yapacağız. Bu üçünü yaptık. Şimdi buradayız. Başını iki sefer doluyorum ve diğer boşluğa batıp öncekisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkartıyorum. Başını tekrar doladım. Aynı şekilde 3'te çıktığımız trabzan yapıyoruz. Toplam 3 tane olacak. Şimdi artık şu köşeyi yapacağız. Bu köşe içinde 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp bu 3 tane yapmış olduğumuz araya batıyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkartıyoruz. Tekrar başını doluyoruz 2 sefer. Aynı şekilde 3'te çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Evet, şimdi bu tarafını yaptık. Şimdi bu tarafa geçtik. Bunun içinde bir zincir çektim. Başını bir sefer doluyorum. Diğer araya batıp 2'de çıkıyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Bir zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Yanındaki boşluğa batıp üçünü bir çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradakinin aynısını yapacağım. Başını bir kere doladım. 2'de çıktım. 2'de çıktığımız trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Evet. Bu tarafı da tamamladık. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bunun içinde bir zincir çektikten sonra başını 2 sefer doladım. Yanındaki boşluğa battım. 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Tekrar aynı yere başını 2 sefer doluyorum. Evet, diğer köşemizi yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. İlk motifimiz bu şekilde oluyor. Şuraya kadar yapmamız gerekiyor. 2 sefer başını dolayıp aynı araya batıyorum. 2 2 şeklinde çıkıyorum. 2 sefer başını doladım, aynı yere battım. 3'te çıktım. Bu köşemizi de yaptık. Bir zincir çekiyorum ve diğer araya batıp 2'de çıkıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şu ortadaki bir de çıktığımızı yapıyoruz. Başını dolayıp üçünü bir çıkartıyoruz. Aynı yere 3 tane yapıyoruz. Sonra bir zincir çektim. Şuradakini yapacağım. 2 2 şeklinde çıkıyoruz. 2'de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. 3 tane olacak. Evet. Şimdi diğer köşemize geldik. Bu birinci köşemizin bu tarafını en son bütün motifleri ekledikten sonra en son burada bitireceğiz. O yüzden burası bu şekilde kalacak. Bir zincir çektim. Başını 2 sefer doladım. Buradaki araya battım. 2 2 2 şeklinde 3'te çıkıyorum. Diğer taraf gibi burayı da yarım bırakacağız. Bir tanesini yapmış oluyoruz. Burada köşelerde 4 zincir çekiyoruz. Burada da 4 zincirimizi çekelim. Evet. Motifimizi bu şekilde kenar eklemesini yaptım. Birinciyi. Şimdi ikinciyi yapacağız. İkinci için şöyle motifimi alıyorum. Sıramı takip ediyorum. İkinci motifimi aldım. Öncelikle başını 2 sefer doluyorum. Sonra motifimin herhangi bir arasından batıp önce ikisini, sonra ikisini ve diğer ikisini çıkartıyorum. 2 sefer doladım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Tekrar. Evet, şimdi neredeyiz? Şöyle bakalım. Buradan başladık. Şu şekilde aşağıya indik. Şu kısmı yaptım. Burayı sonra yapacağız. Buradan 4 zincir çektim. Diğer motifimi şu kısmını ekledim. Şimdi bu şekilde hem buraya ekleyeceğiz hem böyle şu kısmı yapıp buradan şuraya kadar gelmem gerekiyor. Evet, ilk sıramızda bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum.
Şimdi bu tarafa ekleme yapmamız için şunun düzgün olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şöyle ters kısımdan şurası düz olsun. Buradaki araya batıyorum. İyice sıkıştırıp bir zincir çekip buradaki motifime geçiyorum. Başını bir sefer dolayıp yanındaki araya batıp bu üçlüden sonra buraya ikili trabzan yapıyorduk. İkili trabzan yapıyoruz 3 tane. Bir zincir çekiyorum. Geri çevirip buradaki araya battım. Buradan çıkıyorum. Bir zincir çekip diğer motifine geçiyorum. Bakın şöyle. Başını bir kere doluyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra burada üçlü olarak çıkıyorduk. Üçüne bir çıkartıyorum. Başını tekrar doladım. Aynı kısım aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya aynı şekilde yapıyoruz. Sadece şu orta kısımlarını da tutturuyoruz. Evet, üçlüyü yaptım. Bir zincirimi çektim. Geri döndüm. Yani şu şekilde de yapılabilir, eklenebilir. Ama şöyle net görün. Şuraya araya battım. Bunu buraya sıkıştırdım. Bir zincir çektim. Ve diğer motifime geçeceğim. Bunun için başını bir kere doluyorum. Burada iki şeklinde çıkıyoruz. Üç tane. Evet. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüp buradaki araya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını iki sefer doluyorum. Artık köşeyi yapacağım. Bu diğer araya, ikinci motifimizin şuradaki araya batıp 2-2-2 şeklinde çıktığımız trabzanımızı üçlü trabzan yaptım. Tekrar başını iki sefer dolayıp buraya battım. Evet. Köşede 4 yapmıştık. Burada şimdi buraya eklememiz gerekiyor. O yüzden 2 zincir çekiyoruz. Ve bu ortaya batıyorum. Buraya sabitliyorum. Tekrar bir 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Başını 2 sefer doluyorum. Aynı yere köşeye yapıyoruz. Aynı yere batıp önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde başını 2 sefer doladım. Tekrar aynı şekilde başını 2 sefer dolayıp aynı yere batıyoruz. 3'te çıkıyoruz. Evet. Bir zincir çekip artık burada eklememizi yaptık. Buradaki yapılan işlemler aynı. 2-2 çıkıyoruz birinci arada. Sonra bir zincir çekip şu ortada üçünü bir çıkartıyorduk. Üçünü bir çıkartalım. Başını bir kere doluyoruz. Üçünü bir çıkartıyoruz. Kare oluşturmak için. Bir zincir çekiyorum. Diğer araya geçtim. Burada da ikili çıkıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Evet, şu şekilde. Şimdi buradan aşağıya geçiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Başını iki sefer doluyorum. Diğer köşeye yapıyoruz. Bu köşeden sonra İki tane ikide çıkmış oluyoruz. Bir tane bir hepsini bir çıkartmış oluyoruz. Üçlü, ikili ve birli trabzanlar yapmış oluyoruz yani. Evet, burada da 2-2-2 şeklinde çıkıp köşemizi yapalım. Başını iki sefer doluyorum. Aynı araya batıyorum. 3 tane olacak. Sonra bu köşemiz için 4 zincir çekiyorum. Başını iki sefer doluyorum. Aynı araya batıyorum. Üçlü, 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi buraya kadar şuraya gelmemiz lazım. Burada arada 1, 2, 3, 4 tane kalacak. Bunları kontrol edelim. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Yani şuraya kadar olması gerekiyor. Buradaki sayıların da tam 16 olması gerekiyor. 16 olmazsa burada bir tane daha kalabilir arkadaşlar. O yüzden motiflerimizi yaparken de sayalım. Evet, şimdi ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane. Bir zincirimi çektim. Başını bir kere doluyorum. Yanındaki araya. Evet. Üçünü çıktım. Bir zincir çektim. İkili trabzan. Şöyle bir ikisini gösterdim arkadaşlar. Bu şu eklememiz ve şuradaki eklememiz aynı şekilde diğerlerini ekleyip başa kadar geleceğiz. Evet. Aynı şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada da. Bunu yaptım. Bunu bu şekilde yaptım. Şimdi bir zincirimi çekip başını iki sefer doluyorum. Diğer araya batıp üçte çıkıyorum. Bu kısımları başa alıp tekrar izleyip yapabilirsiniz. Yani hepsini eklemem mümkün değil arkadaşlar. Çok uzun bir video olur. Evet. Burada 4 zincir çekip şurayı tekrar şöyle göstereyim size. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Burada da aynı. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın aynı işlemi yapacağız. Buraya yaptık. 4 zincir çektik. Başını 2 sefer doluyoruz. Sıradaki motifimizi alıyoruz. Sıradaki motifimi aldım. Herhangi bir arasından batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıp tekrar aynı yere batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bu motifimle şuradaki zincirime dikkat ediyorum. Burada ters, yani şu şekilde de yapıp ekleyebilirsiniz ama şuralar karışmasın, dönmesin. Şurada araya batıp buraya sabitleyip bir zincir çekiyorum. Buradaki motifime geçiyorum. Başını bir kere dolayıp yanındaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Aynı işlemleri yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Dönüp buradaki araya batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Başını dolayıp üçünü bir çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde. Evet. Ben şu kısmı şöyle bir ekleyeyim. Tamamlayayım, geleyim. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar ne yaptığımı, şöyle baştan anlatayım. Buradan başladım. Yukarı doğru çıktım. Şu köşeyi oluşturdum. Sonra buradan bu şekilde buraya da tamamladım. Köşeyi yapıp aşağıya geldim. Köşenin sadece bir tanesini yapıp bu tarafa 4 zincir çekip başını 2 sefer dolayıp buraya geldim. Buradan eklememi yaptım. Şu kısmı ekledim. Buradan aşağıya indim. Buradaki yaptığım işlemin, şu kısmı yaptığım işlemin aynısını uyguladım. Şöyle 3 tanesini ben yaptım arkadaşlar. Bunu bu şekilde aynı sıradan alıp şöyle göstereyim. Şurada 3 motifimi yaptım. Şimdi sıradaki 4. 5. 6. motiflerimi yapıp şuraya kadar, başa kadar, şu burada eklememiz farklı olacak. Aşağıya inmiyoruz. Şuraya kadar yapacağız. Oraya gelince anlatırım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kısmı sonra da en son burada bitireceğiz. Bunların hepsini ekledikten sonra kenarından geçiyoruz. Şurada bitiriyoruz. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. Motifleri bu şekilde sonundaki motife kadar ekliyorum. Geliyorum. Birinci sıra bütün motiflerimi ekledim. İp koparmadan. Şöyle son motifimi de yaptım. Evet, buradan aynı şekilde yapıyoruz. Buradan aşağı iniyorduk. Şuraya gelmemiz gerekiyordu. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Burada şu aşağılarda eklediğimiz gibi üçünü doldurup 4 zincirimi çektim. Bunu bu şekilde bıraktım.
Şimdi artık ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızın eklemelerini şu alt kısımdan yukarı doğru bir U şeklinde yapacağız. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar sona doğru. Bunun için burada 4 zincirimi çektim. 2 sefer başını doluyorum tığımın ve buradaki motifimi alıyorum. Birinci sıradaki motifimi aldım. Herhangi bir arasından batıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane yapacağız. Sonra bir zincir çektim. Dönüyorum. Buradaki motifimizin şu ilk arasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Başını bir kere dolayıp yanındaki sıradaki boşluğumuza batıp iki de çıkartıyoruz. Aynı araya batıyorum. 3 tane yaptım. Bir zincirimi çektim. Geriye döndüm. Sıradaki boşluktaki araya batıp bir zincir çekip geri döndüm. Başını doladım. Yanındakine üçünü bir çıkartıyorum. Bir zincir çekip yine geri dönüyorum. Sıradaki boşluğumuza batıp bir zincir çekip motifimize geçiyoruz. Başını dolayıp iki de çıkıyorum. Evet, bu şekilde yukarı çıkmış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine geri dönüp sıradaki boşluktaki araya battım. Bir zincir çekip geri döndüm. Başını iki sefer doladım. Sıradaki boşluğa diğer motifimize geçtim. Buraya iki de çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini. Şimdi şurada birleştireceğiz burayı arkadaşlar. Bunun için iki zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Bakın bu buranın köşesi, bu da buranın. Şurada ortada, şurası arkadaşlar, burada boşluk var. Oraya batıyorum ve buraya sabitliyorum. İki zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Ön tarafındayım. Başını iki sefer dolayıp bu tarafın, bu motifimizin köşesini yapıyorum. Evet. Başını iki sefer dolayıp 3 tane olacak. Evet, bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Burada ilk sıramız, şöyle göstereyim daha iyi olacak. İlk motifimizi yaparken köşeyi yaptıktan sonra yukarı doğru çıkıyoruz köşemize kadar. Bu ilk motifte böyle yapılıyor. Sonra hem kenarları hem alt kısmı eklemesini yapacağız. Başını bir kere doluyorum. Yanındakine iki de çıkıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane olacak. Bir zincirimi çektim. 3'te çıktım. 3'ünü bir çıkartıyorum. Yani şöyle başına doladıktan sonra onları yapıyorum. Bir zincir. 2'de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, 1 2 3 tane oldu. Başını 2 sefer dolayıp köşeye geldim. Şimdi burada aynı şekilde başını 2 sefer dolayıp 3'te çıktığımız trabzanlarımızı yapıp 1 2 3 4 zincirimi çektim. Burada 4 zincirimi çektikten sonra tekrar bunu yapmıyoruz. Bu tarafa da gitmiyoruz arkadaşlar. Diğer motifimizi ekliyoruz. İkinci sıradaki motifimi alıyorum. Herhangi bir yerinden başını 2 sefer tığımı dolayıp
herhangi bir yer arasından batıp bunu buradan çıkartıyorum. Üçlü başın iki sefer dolayıp 3 tane olacak. Aynı eklemelerimizi yaptığımız gibi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şuraya arkadaşlar, şuradaki ilk aramıza batıyoruz. Bir zincir, geri dönüp başını bir kere doluyorum. Sıradaki boşluğa batıp 2'de çıkıyorum. Bir zincir çektim. Evet, ters tarafına şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Sıradaki motifimize battım. Bir zincir çektim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Buradan şuradaki bu şekilde oldu. Şimdi buraya gideceğiz. Buraya üçlü yaptık. Buraya ikili. Şimdi başını dolayıp burada üçünü bir çıkartıyoruz. Üçünü bir. Evet, bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Sıradaki şu boş olan yere batıp bir zincir çekip diğer motifime geçiyorum. Başını dolayıp 2'de çıkıyorum. 2 3 Evet, 3 tane yaptım. Şimdi bir zincir çekip tekrar geri dönüp buradaki sıradaki boşluğa batıp bir zincirimi çektim. Yine şöyle göstereyim, daha iyi anlaşılacak. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu birinci motifimizi yaptık. Birinci motifimize 4 zincir çekip bu üçlüyü yapıyoruz. Sonra buradan ekleyerek aynı işlemleri yapıp köşeye yapıyoruz. 2 zincir çektim, buraya da battım. Buradan yukarı doğru çıktım. Diğer motifimi aldım. Aynı benim ilk motifle yeleğim gibi arkadaşlar, eklemesini yapıyorum. Buradan da aşağıya inip şimdi bakın, bu köşeye tekrar batmamız gerekiyor. Bu köşeyi oluşturacağız. Evet, buradan aşağı indim. Şimdi bu şekilde buraya gideceğiz. Evet, bir zincirimi çekmiştim. Başını şöyle bir kere doluyorum. Pardon, iki sefer doluyoruz burada. Bu sıradaki boşluğa batıp köşemizi yapıyoruz. Evet, iki zincir çekiyorum. Çünkü köşeyi artık birleştireceğiz. Orta boşluk kısmını, şurası bu orta boşluk kısmına batıp çıktım. Bir, iki zincirimi çektim. Başını iki sefer doluyorum. Aynı araya batıp aynı şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekip, şimdi arkadaşlar şöyle yine göstereyim. Çünkü diğer türlü biraz karışık olabiliyor. Buraya eklememizi yaptık. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Şuradaki yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz. Oradan da sonra yukarı doğru çıkacağız. Evet, hiç koparmadan ipimizi, eklememizi yapıyoruz. Evet, köşeye yaptım. Bir zincirimi çektim. Geri dönüyorum. İkinci motifimin şuradaki ilk boşluğuna batıyorum. Buradan sabitleştirip bir zincir çekip diğer motifime geliyorum. Başını bir kere dolayıp buradaki sıradaki boşluğa batıp 2'de çıkıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar geriye döndüm. İkinci motifimi sıradaki boşluğuna batıp buraya sabitleştirdikten sonra sabitledim. Bir zincirimi çektim. Başını doladım. Şimdi burada üçünü bir çıkartıyorum. Evet, üçünü bir çıkarttım ve bir zincirimi çektim. Geri dönüp alttaki motifimizin olduğu yere eklememizi yapıyoruz. Bir zincir çekip
tekrar geri dönüyoruz. Başını dolayıp sıradaki boşluğumuza batıp 2'de çıkıyoruz. 1 2 1 2 Bir zincir çekip tekrar geri dönüp aynı işlemler arkadaşlar. Sıradaki boşluğa batıp bir zincir çekip başını iki sefer doluyoruz. Köşe olan yere geldik. Evet. 3 tane böyle 3'te çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Batıp 2 2 2 şeklinde çıkıp 1 2 zincirimi çektim. Köşeyi yapıyoruz arkadaşlar. Buradan şu ortadaki bu buranın bu motiflerin köşeleri şurada ortadaki boşluk kısmına batıp bunu buraya güzelce sabitleştiriyoruz. 2 zincirimizi çekip başını 2 sefer dolayıp buraya araya köşemizi yapıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. Evet. Evet, bu şekilde arkadaşlar ikinci sıranın da eklemesini yaptık. Buradan yukarı doğru bu yani şuradan şu motifimize nasıl geçiyorsak şurada yaptığımız işlemi burada yukarı doğru bu motifimize yapmış oldum. Burayı yapıp 2 zincir çekip şuraya battım. 2 zincir çekip yukarı doğru buradaki işlemleri yapıp 4 zincir çekip diğer motifimi aldım. İkinci motifimi bunu yapıp buraya geldim. Köşeye 2 zincirimi çektim. Buraya yaptıktan sonra arkadaşlar bu kısmı da doldurdum. Evet. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şuradayım. Şuradayım diye düşünün arkadaşlar. Yani şu köşe yapıp şuraya yapmış oldum. Şimdi şu kısmı yapacağız. Onu da göstereyim. Bir sıra daha şöyle yapmış olayım. Bir zincirimi çekip bundan sonra ne yapıyorduk? Batıp 2'de çıkıyorduk. 3 tane. Sonra bir zincir çekip yanındaki boşluğa batıp 3'ünü bir çıkartıyoruz. 3'ünü bir. Evet. Bir zincir çekip şimdi 2'de çıkıyoruz. Başını dolayıp. Sonra bir zincir çekip buradakinin köşesini yapmak için başını iki sefer dolayıp yanındaki boşluğumuza batıyoruz. 2 2 2 şeklinde çıkıyoruz. 2 sefer başına doluyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra bu tarafa gitmiyoruz. 1 2 3 4. Şurada eklediğimiz yer gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuranın tersi gibi. Bu 4 zincirimi çektim. Sıradaki motifimi alıyorum. Başını iki sefer dolayıp herhangi bir yerinden batıp aynı eklediğimiz işlemleri burada yapacağız. Bir zincir çektim. Aynı eklediğimizde ne yapıyorduk? Buradan bu şekilde yapıp geriye dönüp yanındaki boşluğun içine battıktan sonra bir zincir çekip geri dönüyoruz. Başını dolayıp sıradaki araya batıp 3 tane 2'de çıkıyoruz. Bir zincir çekip yine geriye dönüp sıradaki boşluğa battım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Sıradaki boşluğa batıp 3'ünü bir çıkartıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Geriye döndüm. Bir zincir başına dolayıp şimdi de 2'de çıkıyoruz. Evet, bir zincir geriye dönüyoruz. Buraya sabitleştirip başını bir kere burada başını iki sefer dolayıp köşemize geldik. Köşede başını iki sefer doluyoruz tığımızın. 3 tane yapıyoruz. Şimdi 1 2 zincir çektim.
köşeye yapacağım. Evet. Bu motifimizin, buradaki motifimizin ve bu motifimizin köşeleri arkadaşlar. Şöyle orta kısmından şurada köşe ortaya batıyorum. Bir, iki zincir çektim. Başını iki sefer dolayıp altı geçtim. Evet, motifimizin köşesini yaptık. İkinci köşesini de. Şimdi aynı burada eklediğim gibi burayı da ekleyeceğim. Köşeye batıp yukarı çıkacağım. Bir zincirimi çektim. Geriye döndüm. Sıradaki bakın bu köşeyi yaptık. Sıradaki şuradaki boşluğa batıp alt motifimize bir zincir çekiyorum. Başını alıp buraya iki de çıkıyoruz. Üç tane yapıyoruz. Bir zincir. Geriye dönüp. Bunlar tekrarlamış oldum arkadaşlar. Evet, şimdi aynısı. Aynı bu şekilde sona kadar ikinci sıradaki motiflerimizi ekleyeceğiz. Sırayı takip etmemiz gerekiyor. Bir zincir. Bir zincir çektim. Başını iki sefer doluyorum. Köşeye geldik yine. Üç tane dolduruyoruz buraya. İki zincirimi çekiyorum. Alttaki motifleri eklememi yapacağım ortasına. Şuraya orta boşluğuna batıp iki zincirimi çektim. Bakın şöyle. Başını iki sefer doluyorum. Aynı battığım yere tekrar batıyorum. Köşeye yapıyorum yani. Bu motifimizin köşesi oluyor. Bir zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. Evet, ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Motiflerimizin sırasını dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben bu motifleri şişe geçiriyorum. Mesela hep burada masada çalışmayacağım zaman şişe diziyorum. Onu da göstereyim olmazsa. Evet, daha iyi olsun diye gösterebilmek için ekranımı da büyüttüm. Şimdi şöyle bir şişimi alıyorum. Bunu koltukta hani başka bir yerde yapmak istediğim zaman, başka bir odaya geçeceğim zaman arkadaşlar, bu sıranın karışmaması için şişime öncelikle buradaki motifimi şöyle ortasından yapmıyorum. Ortası açılabilir çünkü. Şöyle kenarından sırayla çöp şiş dizer gibi yapıyorum. Diziyorum böyle. Hem bu sırası karışmamış oluyor. Tabii küçük çocuklarınıza dikkat edin. Çıkartabilirler. Evet. Bunları böyle diziyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yaparsanız daha bir kolaylık olacaktır. Ayrıntılı püf noktaları kolay şekilde nasıl yapılır? Bunları da sizinle paylaşıyorum. Evet, bu şekilde birinci sıraya ekledik. İkinci sırada bu elimdeki motifleri sonuna kadar buradaki işlemi yapıyoruz. Böyle o şeklinde yukarı doğru çıkıyoruz. Sonra dümdüz, onu da göstereceğim. Düz bir şekilde buraya tekrar geleceğiz. Aynı işlemi 3. sıra için yapacağız arkadaşlar. Evet, inşallah anlatabilmişimdir bu sırayı da. Şöyle yapabilirsiniz. Başa alıp bu kısma eklemeyi, ona göre tekrar izleyebilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben de bunları ekleyip geliyorum. Evet, eklememi yaptım ben. Yeleğimi buradan başladım. Şu kısımdan başladım arkadaşlar. Bu şekilde U şeklinde yeleğimi komple ikinci sırasının eklemesini yaptım. Şimdi
Burada şu an motif eklemiyoruz. Şu kısmı kapatıp bu en başa gelmemiz gerekiyor. En sonda aynı işlemleri uyguladım. Buradan yukarı doğru çıktım. Buradan 4 zincir çektim. Ve bu motifimi sabitledim. Buradan aşağı indim. Şu şekilde örüyoruz. Burada aynı şekilde 2 zincir çektim. Buraya battım. 2 zincir çektim. Ve şu başladığım yer gibi, yani şurasıyla aynı oluyor. Buraya geldim. Şimdi bu tarafa gideceğim. Bunun için şimdi ben şöyle 4 zincir yapıp motif eklememizi yapıyorduk. Orada bıraktım. Evet, 4 zincirimizi çekiyoruz. Başını 2 sefer doluyoruz. Bu yeşilimizin köşesini oluşturuyoruz. Başını 2 sefer dolayıp 3'te çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Diğer şuradaki araya girip aynı işlemleri yapıyoruz. Burada da 2'de çıkıyorum. Bir zincir çektim. Başını doladım ve şimdi 3'ünü bir çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Şuradaki yaptığımın aynısını başına dolayıp diğer araya yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafın, yani şöyle köşesini yapmamız gerekiyor. Bunun için bir zincir çekiyorum. Başını 2 sefer doluyorum. Şurada bir tanesi yapılı. Bunu yapıp bu şekilde motifimizi, hani etrafını geçmiştik. Şimdi diğer tarafını burada yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırada yapıyoruz. Buraya bu 3 tane üçlü trabzan yaptığım yere, araya batıp önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkarttım. Başını 2 sefer doladım. Aynı şekilde yine yaptım. Bir tane daha yapıyoruz. Evet. Şimdi şuraya batacağım. Bunun için buraya 2 zincir çekiyorum. İkisi de burada olmuş oluyor. Tam ortaya, bakın şuraya tam ortaya batıyorum. Bu şekilde. İkisi burada gibi oluyor. Şöyle oluyor bu. İkisi de bu kısımda. 2 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer doluyorum. Şimdi de bu diğer motifimizin şurada bir tanesi, ikincisini yapmış olacağız. Burada yaptığımız gibi aynı. Burası da aynı şekilde olacak. Başını 2 sefer doladım. Burayı ortaya battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Şöyle 3 tane bir yapayım, ondan sonra tekrar size göstereceğim. Evet. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, motifimizi buraya ekledik. Üst kısmını da aynı 4 zincir çekip buradan motif alıp eklemeye devam ediyorduk. Sonunda bu şekilde yapıyoruz. 4 zincir çekip aynı yere dolduruyoruz üçlü. Sonra ikili, sonra birli trabzanımız, sonra tekrar ikili. Sonra burada bir tane vardı. Yanına aynısını yaptım. 2 zincir çektim. Şu ortaya battım. 2 zincir çektim. Şuradaki araya köşemizi oluşturduk. Bu şekilde iki köşemizi yaptık. Bu sırada hep bu işlem yapılacak. Başını bir kere doluyorum. Yanındaki boşluğa batıp 2'de çıkıyorum. Burayı da yapayım. Evet, 3 tane yaptım. Bir zincir çektim. Ortaya geldim. Evet, daire olan motifimizi kareye çevirdiğimiz için burada bu şekilde küçültmemiz gerekiyor. Bir zincir yanındaki boşluğa, 2'de çıkıyorum. Bir zincir. Evet, şimdi buradaki köşemizi yapmak için başını 2 sefer doluyoruz ve şuradaki araya
bir tanesi var. Yanına bir tanesini daha yapmış olacağız. Evet. Başını iki sefer dolayıp 3'te çıkıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Şurada 4 zincir çekmiş olduğum yerin ortasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını iki sefer dolayıp diğer motifimizde köşemizin bir tanesi yok. Oraya batıp bu tarafı da tamamlıyoruz. Sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Bir zincir çekip diğer araya geçiyoruz ve 2'de çıktığımız trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane. Evet. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Evet. İkisini yaptım. Üçüncüye geçtim. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Burada iki köşemizi yapmış olduk. İki sırasını yaptım. Sonuna kadar aynısını yapacağım. Sonra motifimi alıp bir üst sıraya geçeceğim. Eklemelerimi U şeklinde yapıp tekrar başa gelip bu işlemi yapıyoruz. Ve dördüncü sıramızı da aynı şekilde yapalım. Üst kısımda bu şekilde olacak eklememiz. Sonra çevresinden geçeceğiz arkadaşlar. Alt kısmını motiflerimize ip koparmadan bütün bir şekilde yapacağız. İki sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, iki sırayı da tamamladım. Aynı burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını bu iki sırada da yaptım. En son şurada geçmiştim düz bir şekilde. Son sıramı da yaptım. Evet, şurada yapmış olduğum, bırakmış olduğum şekilde burayı da aynı şekilde bıraktım. Burada ne yapıyorduk? 5 sıra yapacaksak bir tane daha motifimizi alıp yukarı geçip eklememizi yapıyoruz. Evet, şimdi buradan artık aşağı doğru ineceğiz. Yeleğimizin motif eklemesini tamamladık. Son motifimizin köşesini yapalım. 4 zincir çekip yukarı doğru bir tane motif alıp eklememizi yapıyorduk. Şimdi artık bu işlemimiz bitti. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. 4 zincir çektim. Başını iki sefer doladım. Aynı yere köşe yapmak için 2 2 2 şeklinde çıktı. Toplam 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yanındaki şuradaki boşluğumuza başını dolayıp batıyorum. İkili çıkıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. 3 tane olacak. Bir zincir çektim, başını doladım, ortaya geldim. Burada üçünü bir çıkartıyorum. Toplam 3 tane olacak. Bir zincir, şuradaki yaptığımızın aynısını burada yapacağız. Başını doluyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu motifimizi tek şimdi bir tane köşesi kaldı, tamamlanmadık. Şimdi onu tamamlayalım. Bir zincir çekip başını iki sefer doluyorum. Şu bir tanesi köşemizin. Şimdi ikincisini yapmak için aynı yere batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Yaptım. İki zincirimi çektim. Şuradaki ortaya batıyorum. İki zincirimi çektim. Şimdi bu motifimizi tamamladık. Diğer motifimizi tamamlayacağız. Buradaki işlemlerin aynısını yapıyoruz. İki zincirimi çektikten sonra başını iki sefer doluyorum. Aynı yere şu köşeyi yapmak için batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 tane. Evet. Bu köşemizi
Bu motifin bir köşesini yaptık. İkinci köşesini de yapmak için bir zincir çekiyorum. Yanına batıp iki de çıkıyorum. Burada yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Bir zincir başını doluyorum. Üçünü bir çıkarttım. Üçünü bir çıkarttım. Evet, tamamladım. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını iki sefer dolayıp diğer köşeniz için aynı yere batıyorum. İki sefer doladım. Evet, aynı işlemler arkadaşlar. İki zincir ve ortaya batıyorum. Sonra iki zincir diğer tarafa geçeceğim. Evet, iki tane motifimi tamamladım. Aynı işlemleri bu kısımda da yapıyorum. Aynı köşeyi döneceğiz. Alt tarafı da üst tarafı yapmış olduğumuz gibi yapıp şöyle başa kadar geliyorum. İlk başladığımız yere. Buraya ekleyip motiflerimizi tamamlamış oluyoruz. Sonra ütüsüne geçelim. Bu kısımdan başladım ve başlamış olduğum noktaya geri geldim. Burada bir tanesini yapmıştık. Diğer üçünü de yaptım. Sonra üst zincirimi çektim. Şuraya üçlünün tam üst noktasına kaydırma yaparak burada bitirdim. İki zincir çektim ve ipimi kestim. Şurada aradan ipimi kaybettirdim. Evet, bu şekilde eklememizi yaptık. Şimdi ütüsü için ben motiflerim şöyle biraz açılsın istiyorum. O yüzden diğer yeleğimde de aynısını yapmıştım. Şöyle tersinden buhar verip ütüleyeceğim. Şimdi bunu ölçmemiz gerekiyor bittiği zaman. Ütümüz bitince ölçeceğiz. Önce tersinden şu tarafından başlayalım. Şöyle elimizle önce bir düzeltiyoruz. Evet, ütü bezimi ıslattım. Şöyle üzerine koyuyorum. Motiflerimin açılması için buhar vereceğim. Sonra şöyle katlayıp ve şöyle açıyorum elimle. Diğer tarafı için de şöyle nemli yerinden ütü bezimi koyup üzerine ütülüyorum. Evet, ütü bezimi şöyle koydum. Buhar verip ütülüyorum. Evet, bu tarafı için de şöyle elimizle açalım önce. Evet, şöyle katlayıp bu tarafını da aynı şekilde ütülüyorum. Evet, motiflerimizi ütüledikten sonra arkadaşlar ölçmemiz gerekiyor. Hani şu kısımların eşit olduğunu anlamamız gerekiyor. Şöyle yön tarafına çeviriyorum. Şu köşelere özellikle dikkat edelim. Şöyle elimizle düzeltip kenarlarını. Evet, bozuk olan yerlerini elimizle şöyle düzeltiyoruz. Ütü bezimi koydum. Buhar vermeden şöyle üstünden
düzeltmelerimi yaptıktan sonra o şekilde kalması için tamamlıyorum. Bunu yaptıktan sonra mezurayla ölçüyorum bu kısmını. 28. Her tarafını 28'e gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde 28 olacak arkadaşlar. 28'e getirip 28 olmayan yerlerde şöyle açıyorum. Ayarlıyorum bu şekilde. Sonra üzerine düzgün durması için, ayarladığım şekilde durması için buhar vermeden sadece olduğu şekilde tutup şu şekilde üstten gezdiriyorum. Sonra bu kısmını, yapmış olduğum yeri katlayıp diğer tarafa geçiyorum. Santim şöyle hafifçe, zaten kendini belli ediyor dar olan yerler. Şöyle köşelerinden 28 santime getirelim. Evet, 28 santime ayarladıktan sonra tekrar ütü bezimizi koyuyoruz. Üzerinden şöyle gezdiriyorum. Evet, 28 santim ayarladım. Şöyle nemli olan yerinden ütü bezimi koyuyorum. Üzerine basıyorum. Evet, şöyle kontrollerimi yapıyorum ve ütümü bitiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde de ütümüzü yaptık. Evet, yeleğimizi mezuramızla ölçelim. Kenarlarını ayarlayalım. Evet, bu şekilde ikinci videomu da tamamlamış oluyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.